söyleyeceği daha verimli olur. Çünkü bugüne kadar Alevi inanç boyutunu, kültürünü, yaşam biçimini Anadolu'da bütün mezalime rağmen bugüne kadar taşıyanlar dedelerimiz olmuşlardır. Ve 1700 sene mi dersiniz, 700 sene mi dersiniz, 1400 sene mi dersiniz, 3 kaynak hep söylene gelmiştir. Onun bedellerini de ödeyen yine dedelerimiz olmuşlardır. Tabi Pir Sultan'ın güzel bir deyimi var. En yüce halktır, halk olmasa ne olur? Tabi ki onun da arkasında ona gönül vermiş olan, Alevi'ne bağlı bulunan işte siz değerli Alevi insanları veya ki Alevi dostlarının desteğiyle bu mücadele bugüne kadar gelmiştir. Şimdi her bir günün tarihsel bir anlamı olmasa onu anlatmak mutlaka mümkün değildir. Hele özellikle toplumların, ulusların, kültürlerin yanı sıra inancı da tamamen var. Belirli inançlar mutlaka o toplumun evrenselliği toplayan ögelerinin o toplumun kendisini sunmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu anlamıyla onun dini ve milli bayramları da onun içerisinde tarihsel olarak yer almıştır. Şimdi Hızır'ı anlatmak çok zor. Diğer bayramlarla mukayese ettiğimiz zaman nasıl ki Alevi toplumu bugüne kadar tarihi olmamış, kaynağı olmamış, böyle gariban kalmışsa, hep kendisini bir yerlerden aramışsa, tarihsel olarak da Hızır dediğimiz bu yüce insan hakkında da yeteri kadar kaynağa sahip olmayan bir içerikli iddia var. Niye olmuş? Acaba Hızır'ın düşmanları Alevi toplumu gibi acaba düşmanları mı çoktu? Hızır onun içerisinde tarihlere falan geçmedi. Tarihi mi yakıldı? Bir yerlere mi götürüldü? Burayı bilemiyoruz. Bugüne kadar Hızır hakkındaki anlatılan şeyler rivayetlerle hep gelmiş. Zaten İslam felsefesinin de somutlarken başından sonuna kadar ufak bir parantez belki belirli kaynaklara dayatılır. Hep rivayetlerden bahsederler. Rivayet işte şöyle der, rivayetler böyle gelmiştir. Yani sonuca baktığımız zaman matematiksel olarak %30'ları ayağa yere basan bilgi kaynağı olmasına rağmen %70 oranında İslam felsefesi, İslam akitleri hep rivayetlerle ala gelmiştir. Tabi bu yarım saatlik zaman içerisinde nedir, niye öyle olmuştur? Bunu anlatmak yarım saatlik bir olay değildir. Bu konu kendi başına bir seminer, kendi başına birkaç saatlik olayı alan bir mütava taşır içinde. Ama Anadolu'daki ki anlatılan bir Hızır vardır. Bir de diğer toplumlarda anlatılan bir Hızır tamamı var. O kaynaklara baktığımız zaman birbirlerine benzerlikler vardır ama uygulamada birbirinden farklı öz taşır. Anadolu'daki ki Hızır'ın somut o seviyeye gelişinde bir yerde alıntı yapar. Biraz sonra o kaynakları en sonunda söyleyeceğim. 4-5 kaynak var bunun hakkında. Bu 4-5 kaynak yarım sayfayı geçmeyen bir mitolojiyi anlatırken Hızır'ın simgesel olarak bu yüceliğe kavuşmasının anlamı Nuh'un bir gemisi diye bir hikaye vardır. Hikaye mi dersiniz, doğru mu dersiniz, rivayet mi dersiniz? Çünkü Nuh'un hikayesi bir hikayedir. Çünkü Nuh'un gemisine baktığın zaman Nuh'un o gemisi Muharrem ayıda da onun içerisinde bir sürü alıntılar var. Diğer bayramlar var, o da oradan tamamen geliyor. Hızır'ın da sembolleşmesi Nuh'un gemisinin batmasıyla ortaya çıkıyor. Hepinizin bildiği gibi tarihsel olarak tarihte bir Nuh gemisi zamanı var. O geminin niye çıktı yola, neydi? Bahsızlı o gemi batmaya doğru yüz tutarken gemideki bulunan insanlar, müritler mi dersiniz, o gemideki bulunanlar ya Hızır diye çağırırlar ve gemi
batmayla karşı karşıya bulunan gemi batmıyor. Gemi kurtuluyor. O günden sonra Hızır'ın dar günde çağırdığın zaman orada hazır nazır olduğu söylene gelmiş bugüne kadar ki bu tarihe kadar. Şimdi kimse de bunu değiştirememiş. Anadolu Aleviliğinde de böyle geliyor. Tabi bunu olarak böyle yazmıyor. 4-5 kaynak genelde Nuh'un gemisiyle bunu öyle geçiştiriyor. Tabi İslamiyet'in gelişiyle her şeyi Allah tarafından gönderildiği, her şeyin Allah tarafından emir edildiği, görevler de ona göre verildiğini beyan ederken meleklerden tuttun ta insana kadar Allah görev vermiş. O insan dediğimiz insanlar, insan üstü olmamakla birlikte Allah tarafında evliyalar enbiya olarak zikir edilmiştir. Nasıl ki işte 3 melek belli başlı Allah tarafından görevlendirilmişse Cebrail, Mikail, Ezrail hepsinde görevleri ayrı ayrı ise Hızır'a da böyle bir görev tamamını vermiş. Özellikle Hızır'ın görev alanları dardakilerin darına kavuşmaktır. Deniz ve deryalardaki yelkenlere gemilerin batacağı zaman, dara düştüğü zaman görev alanı olmuştur. İşte onun da Nuh'un gemisinin batmasında da o kerametini gösteriyor ve orada Hızır sembolleşiyor. Ve bunlardan biri de Hızır'dır. İşte Hızır özellikle darda kalanların yardımına koşar, koşar. Öbür tarafta denizlerin, deryalarının komutanıdır. İşte Nuh'un gemisi batmaya başlarken halkın içtenlikle, bunu zaten tamamen anlattım, gemi içinde bulunanlar kurtulur. Hızır orucu eski Rumi aylar hesabına göre 31 Ocak ile 2 Şubat'ta tutulur. Tutulurdu. Ancak bu aylar şimdi kullandığımız miladi takvime göre çevirirsek 13, 14, 15 Şubat günlerine gelir. Bu günlerde tutulur. Burada Hızır'la ilgili bir mersiye vardır. Şöyle: kim ne bilir bizi nice soydanız, ne zerrece ondan huydanız, bizim sevdiğimiz marifet söyler, biz Horasan mülkünden mülkün soylarıyız. Hızır bizim yoldaşımız, Abdal Musa oldu, oldum geldim cihana, Arif anlar bizi nice soydanız. Kurtar bizi ya Hızır. Şimdi bu da burada Hızır'ın bir mesyesini söylerken Abdal Musa'yı da orada vurguluyor. Çünkü bir rivayetinin birinde de Hızır Abdal Musa dediğimiz işte bugün Antakya'nın Elmalı köyündeki bulunan bir rivayette de odur. Değerli arkadaşlar, şimdi toparlarsak genelde 3 gün oruç tutulur. Kurbanı olanlar kurbanını keser, cem yapılır, ibadetler yapılır. Perşembe, cuma akşamları yapılır. Sabah bekar olan kızlar, delikanlılar küçük bir boğaça veya bir kömbe yapar, ev damının üstünde indirirler. Ki bu bizim doğuda, Erzincan'da, Tunceli'de, Erzurum'un Aşkalesi'de, Sivas'ın o Koçgül yöresine kadar ve Tokat Zile Amasya'da aynı şekilde yapılır. Yani hamurda o yapılan lokmalardan evde lokma pişirirken bekar olan kızlar, delikanlılar ufak bir bisik yaparlar. Bisik, biz ona anlaşık bisik diyoruz. Fakat işte burada ismi kömbe işte ve boğaça. Onu duvarın bir yerine indirirler. İşte kargalar gelip o kömbeyi alıp hangi tarafa götürüyor ise o bekar olanın nasibi oradan gelir. Yani o tarafa doğru gelin olur veyahut oradan gelir, gelin getirir diye bir anlam şeklinde öyle gelmiş. Daha halen bugün de zannediyorum öyle devam ediyorum. Karın pişirilip yenildiği akşam bir saçta un kavrulur. Bizde buna kavut derler. Kavut bizim zaten dilinde. Şimdi o G harfinin işte burada ne olacağını bilemediğim için ona kavut olarak geçiyor tarihte. Kavut unu bir saçtan kavururlar. Onu bir tepsiye konarlar,
evin ortasına bırakırlar. Ev damları var eskide. Şimdi herhalde pek o damlar kalmadı ama damın ortasında o kağıdı indirirler, yatarlar. Niye bunu koyarlar? Hızır Aleyhisselam'ın güzel bir atı varmış. Bir dündül gibi. Ona işte bozatlı Hızır dediklerimiz zaman aynı şekilde bir atı var. Geldiği evi, ev düzgün, uygun, sözüyle özü ona bağlıysa, mümin bir evse, bu eve geldiği zaman Hızır'ın atı o dediğimiz kavuta basacak, nalı orada görülmüş olacak. Sabahleyin kalkan ev sahibi evvela o kavuta bakar. Eğer nal varsa demek ki Hızır bu eve uğramıştır. Tekrar ikinci bir kurban yapar, bir bayram eder, lokmalar verir. Artık ondan sonra daha kendisine dikkat etmesi lazım ki Hızır bu evi çok uygun görmüştür. Çünkü bu durum bugün de devam ediyor. Hızır'ı 4 hafta şeklinde kutluyorlar. Bu da yine bizim yöremiz, Doğu yöresi, İç Anadolu'nun belirli yörelerinde Hızır 4 hafta şeklinde kutlanıyor. Özellikle dersinde işte bu demanlarının, bu efendim işte hangi aşiretin, Hızır öyle 4 hafta, her hafta bir aşiretindir. İşte bizim orada en son tamamı hafta geliyor Balaban Deresi'ne. Dersinde de işte bu 3 hafta kendi aralarında böyle paylaşılıyor. Fakat bugün bu doğuda yine Aleviliğin canı olarak yaşadığı yerlerde aynı şekilde yaşanmaktadır ama fakat diğer Türkiye coğrafyasında Ege Marmara'da bu 4 hafta denilen olayı yok. Balıkesir yöresinde var. Efendim Manisa 40 ağaç, o Berkama'da o tahtacılarının çoğunun gittiği yer Dersim olması tamamen gerekiyor. Çünkü bu eskiler bu yakın zamanlara kadar bunu yapıyorlardı. Şimdi nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Fakat son bildiğimiz kadarıyla Alevi örgütlemelerinin bu cem cemaat işlerinin yoğunluk kazanması ile Alevi ermiş ve evliyalarının ortada var oluşu evvelde pek fazla bilinmiyordu. Abdal Musa Sultan Cemleri diye özellikle şimdi bu dediğim Ege Marmara bölgesinde özellikle Abdal Musa Cemleri ve törenleri düzenleniyor. Zaten Abdal Musa'da doğuda Dersim'de özellikle Abdal Musa bu yakın zamana kadar pek fazla bilinmemekle birlikte Abdal Musa lokması yaparlardı. Bu cem dediğimiz olayı olmazdı. Ama Hızır Cemleri tamamen bugün de vardı, dün de vardı da halen devam ediyor. Bir eksikliğim olursa dede beni bağışlasın. Ben yaptığım araştırmalar onu öyle. 4 hafta neden özellikle doğuda ve Dersim'de böyle 4 haftaya falan tamamen gelmiştir? Bir tarihte böyle 4 haftanın falan olmadığını söylerken şöyle bir yorum beraberinde tamamen getiriyor. Diyor ki çıkışında böyle bir olay yok. Bu 4 hafta yakın zamanlarda yörenin ekonomik ve sosyal açısından bayramlarda yemeler, içmeler, lokmalarının bol oluşu nedeniyle coğrafi yapının da ekonomi durumunun düzgün olmamayışı nedeniyle sağlıklı düşünen bu işin önder insanları bunu her hafta başka bir yörede yapalım ki yani yapılan lokmalar, yapılan kurbanlar zayi gitmesin, boşuna gitmesin. Bu hafta falan yöredeki çocukları, insanları doyuracağız. Öbür hafta o bölgeyi yani 4 hafta o besin ve gıda ihtiyaçlarından yoksul olan yörenin halkı 4 hafta biraz daha rahat, daha güzel bir şekilde yemeğini, içmesini temin ediyor. Bu da işte Hızır'ın sayesinde. Nebi diye bir bayram yaparlar. Hızır'ın Nebi. Demin dedik yani. Bizim orada Hızır, öbür tarafta işte o demin okuduğumuz Mersiye'de Abdal Musa'yla ilgili bir şehir tamamen vardı. Bir Mersiye. Yani birkaç yerde değil, birçok yerde çok isimlerle anılan bir olayı var. Örneğin Alevilerin Hazreti Ali hakkında işte bir ismi vardır, bin ismi vardır, bir ismi vardır, bin tane ismi vardır. O da onda baş göstermiştir. O da onda ama hepsi birdir. Bin de Ali'dir. Bir de Ali'dir diye. Abdal Musa'da işte Hızır gibi böyle birçok yerlerde çeşitli isimlerle
anılıyor. İran'ın bu Azerbaycan ve Türkmenistan gibi birçok yerlerde, özellikle İran'ın Azerbaycan'ında şu bölgelerde şöyle kutlanır Kızır Nebi olarak. Maku diye bir bölge var, Hoy diye bir bölge var, Rızariye diye bir bölgesinde 34 köy vardır. Bunlar kendilerine kara koyunlar ve Alevi derler, kara koyunlar. Tarihi okumuşsanız kara koyunlar diye Osmanlı'dan önce Balıkesir yörelerinde, Ege bölgesinde ve savaşlarda tamamı var. Bu kara koyunlar tarihte çok ünlü bir isimler tamamı vardır. İlk baş kaldırılarını 1714-1716'larda Amasya'da tamamı başlıyor. Kara koyunlu oğulları ve bir devlet şekline tamamı uygun almış. Fakat köken itibariyle kara koyunlu devletinin Alevi olduklarını tarihte geçer ve Selçuklu üzerindeki Paşazade'nin yazdığı tarihte de yine kara koyunlarının Alevi kökenli olduklarını beyan eder. 34 köy vardır. Bunlar kendilerine kara koyunlar ve Alevilerle ve Anadolu Alevilerine en yakın benzerlikleri vardır. O kara koyunlarının o günkü inanç ve kültür bazına baktığımız zaman bugünkü biz Anadolu'daki Aleviler kendi süreğimize, kültürümüze, inancımıza baktığı zaman bizimle pek böyle az yakınlığı değil, çok yakınlığı olan, o günün şartlarına baktığımız zaman, bugünün şartlarına baktığımız zaman hiç benzerliklerin arasında ufak bir nüans farkı dahi yok. Tabi o tarihi biraz anlatmak tamamen lazım. Onu inşallah bir dahaki dönemlerde başka bir seminer konusu yaparız. Onu da hep beraber anlatmaya çalışacağız. Anadolu Alevilerine en yakın benzerlikleri vardır. Bunlar da Hızır-ı Nebi bayramı, tarihi değişmez. Şubat'ın ikinci haftasında yapılır. Bak biz demin dedik 13, 14, 15 Anadolu Aleviliklerinde. Kara koyunlarda Şubat'ın ikinci haftasında yapılır. Bu tarih değişmez. Bunlar çok zengin bir şekilde bu Hızır'ı haftalarca falan sürdüğü için onun hazırlıklarını Şubat'ın birinden hazırlıklara başlarlar ve ikinci haftasında da Hızır'ını yaparlar. Salı ve çarşamba, perşembe oruçları olur. Perşembe, cuma akşamları da ibadetlerini yaparlar. Zaten biz de Anadolu'da özellikle dedem daha iyi biliyor cem yaparken de yani perşembe akşamları cemimizi yaparız. Perşembe nedir? Perşembe cumayı bağlayan akşamdır. Bu büyük bir benzerlik. Bu Hızır-ı Nebi ile Anadolu'daki Hızır ile nüans farkı vardır. Demin bahsettiğimiz kara koyunlarının bayramın çok eski tarihlere dayanır. Çünkü gün bilgisi dediğimiz takvim, yani gün bilgisi bugünkü isme göre takvim demek. Gün bilgisi dediğimiz takvim o gün, bugün ayların ismiyle o ayları söylüyoruz. O günkü o gün bilgisi 12 ay dediğimiz o takvim sayfalarında böyle bu ay işte Ocak, Şubat falan değil, böyle hayvanlı takvimlerdi. Her bir sayfasında bir hayvanın resmi var. O aylar o işte hayvana ait işte. Bu şunun ayı, bu efendim tavşan ayı, bu koyun ayı bilmem ne. Buna hayvanlı takvim derler o günün verinde. Dediğimiz takvimler 12 hayvan resminden ibarettir. Tares tarihi kitabında da Hızır-ı Nebi bayramına beyaz bayram derler. Bu Marco Polo çok eskiden filozof bir adam. Özellikle bu astronomik bilimi üzerinde tahsil yapan bir profesör Marco Polo. Tarihi kitabında da Hızır-ı Nebi bayramına beyaz bayram der. O da içerikliği aynı olmakla birlikte bayramın ismi beyaz bayram der. Anlamı şudur. Kar yağıp her taraf beyazdır. Balkanlarda ve kara koyunlarda da 3 gün oruçtan sonra topluca beyazlar giyer halk. O bayramı kutlayan halk, o topluluk hep beraber beyazlar giyer. Bayram dediği Hızır Nebi'nin simgesidir. Niye beyazdır? Hep kış aylarında geldiği için, o zaman da kışlarda daha fazla kar yağdığı için her taraf bembeyazmış.
Marco Polo da ona Beyaz Bayram demiş ama içerikliği aynı Hızır'la bağlantılı aynı şekilde yapıla gelmiş. Hızır Nebi'nin simgesi de yine Karakoyunlar, Azerbaycanlılar, İran'ın belirli bölgelerinde bizdeki gibi tavut yaparlar. Yalnız tavutu yaparken fakat unu yakmazlar. Biz o unu kızartırız bir metalda işte saçta. Onlar unu kızartmadan yapıyorlar. Bayağı unu alıp bir tepsiye koyarlar. Hani dediğimiz gibi indirirler. O Hızır'ın işte gelişi nalı malı içerikliği birlikte aynıdır. Eğer ki sabahleyin baktıkları zaman bir nal izi değmişse oraya veyahut ki bir el değmişse tek bir nüans farkı var. O ev sahibi sabahleyin kalkar bir boğa keser, boğanın kanını yere akıtmadan o kanı götürürler tarlalarına, bahçelerine, o kanı seferler ki o üretiminde, o mahsullerinde bir bereket olsun. Tek bir farklılığı oradan oluyor. Yoksa diğer benzerlikleri aynı bizim gibidir. Bu boğa kanının akıtılmasının farklılığı şamanizm, zerdüzüm, budizmden geliyor. Eğer ki bu seminerinin sonunda dede bir sohbet açacak. O sohbette de bunları hep beraber soru cevap karşılığında sohbeti biraz daha genişletiriz. Ve genelde Alevi inancının da gelirken de belirli kültür alışverişini yaparak bugüne kadar gelmiş bilim içerisinde beraber bir fikir alışverişinde zannederim zaman olsa görüşeceğiz. Bir nefes şöyle söylenir. Şimdi burada da bir genelleme yaptığımız zaman işte İllas da bunun içerisindedir. Abdal Musa da buradadır. Ali de buradadır. Hızır da buradadır. Felsefi olarak baktığın zaman yine nefes aynı. Felsefe ayrı. Yine aynı. Yani gitmiş gelmiş, bu donda gelmiş, o donda gelmiş. Yine zaten Alevilerin işi dün de zordu, bugün de zor. Bu zorluklar nedeniyle de işte bu kurumlar, dedelerimiz, aydınlarımız hep uğraşırlar ki yani bir insanın yani bin tane ismi de olmaz. Herhalde yani bir insanın ismi bir olur. Niye? Hep böyle birbirine girişmiştir. Onu birbirinden ayıklamak da işte kurumlar olmadan olmuyor. Bilim olmadan olmuyor. İşte bugün burası olmasaydı bugün de burada olmazdık. En azından yani burada iki lokma laf da deme hakkımız ve şansımız olmazdı. Demek ki evvela kurumları var etmek, o kurumlarda bilgiyle döşetip başına bilim adamlarını koyup, dedelerimizi koyup, üniversite hocalarımızı koyup, işte bu birinden biri de birbirinden ayırtması lazım. İşte Abdal Musa hakikaten Hızır mıdır, yoksa bir midir? Bunlar hepsi bilim isteyen, teknoloji isteyen şeylerdir. Mesela buradaki bu iş yerinde şöyle söylüyor. Zannederim bu nefes kul himmetindir. Zulüm deryasını nur edip gelen Hızır İlyas Şah-ı Merdan Ali'dir. Garibin mazlumun halini bilen Hızır İlyas Şah-ı Merdan Ali'dir. Yine Ali'leşti. Demek ki Hazman dedelerinin söylediği gibi evveli de Ali'dir, ahırı da Ali'dir. Hızır hakkındaki diyeceklerim işte kararınca bu katkılarım olur. İşte sözü Sayın dedemize veriyorum. Bir eksikliğim olursa tamamlasın. Bir noksanım varsa beni bağışlasın. Bu kadarını becerebildim. Saygılar ediyorum.